Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 24-30 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Güneş Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor, ay ışığını büyütüyor. Hafta başında pazartesi günü ay Akrep Burcu'nda başlayacağız haftaya. Salı öğleden sonraki saatlere kadar ay Akrep Burcu'nda olacak. Ve siz biraz daha ev alanınıza, özel alanlarınıza, evi, yuvanızla ilgili, ailenizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sakin geçirmek isteyebilirsiniz hafta başını. Bu hafta başı Koç burcundaki Mars'ın Oğlak burcundaki Satürn'e dik açısı etkinleşecek. Sert bir açıdır. Bireysel olarak etkilenmesiniz bile, yani etrafınızda biraz daha görünür hale gelen çatışmalar, biraz hani zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle enerjisel anlamda sıkışıklıkların, mücadelelerin olduğu bir süreç. Hafta ortasına kadar bu etki devam edebilir. Otoriteyle olan ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Fiziksel anlamda iş alanınızdaki faaliyetlerde, çevrenizdeki kişilerle kurduğunuz ilişkilerde biraz daha dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var sevgili aslanlar. Tabii ki ağrılar, sızılar, biraz bir kronik kemik ağrıları, eklem ağrıları, baş ağrıları, migren ağrıları da özellikle Mars-Satürn karelerinde aktifleşebilir. Buna da temkinli yaklaşıp kendimizi çok zorlamamakta, çok fazla yormamakta fayda var. Ve Salı öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay Yay burcuna geçecek. İyimserliğimiz artıyor, biraz neşemiz artıyor. Perşembe gecesine kadar eğlenceli konulara daha fazla odaklanabiliriz. İşte flörtler, aşk hayatımız, davetler, etkinlikler, oyunlar, çocuklarla ilgili konular, belki hobilerimiz. Bunlara 2,5 gün zaman ayırabiliriz. İş hayatımızda tabii ki yaratıcı enerjimizi özgüvenli bir şekilde, hani kendimizi ifade ederken daha iyi ortaya çıkarabileceğimiz de günler. Ay Yay burcundan geçerken kendimizi daha şanslı, daha keyifli hissedebilir bir şekilde bulunduğumuz ortamlarda dikkat çekmeyi de başarabiliriz. Ve Perşembe akşamından itibaren ay artık Oğlak burcunda olacak. Cuma ve cumartesi sevgili aslanlar, iş hayatımız, biraz hani sorumluluklar, biraz zorunlulukla yapılması gereken işlere odaklanıyoruz. Çok keyifli olmayabilir ama bunlar meşguliyetler. Yapılması gereken düzenlemeler var. Belki genel sağlığımız, kişisel bakımımızla ilgileneceğiz. İşte evcil hayvanlarımızın kontrollerini yaptıracağız. Bunlar için cuma, cumartesi günleri aktif olabilir. Ve hafta sonu 30 Ağustos'ta Ay Kova burcunda. Evet, bir yandan sosyalleşiyoruz, bir yandan ilişkilerimize odaklanıyoruz. Eşimizle ilgili konular ön planda olacak ve bir yandan tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramımız hepimiz için kutlu olsun. Siz de sevdiğiniz kişilerle, eşinizle, arkadaşlarınızla sosyalleşebilir, daha keyifli aktiviteler içerisinde bulunabilirsiniz, özellikle pazar günü. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.